Selamünaleyküm, Ali Asım Oğaoğlu'yla 4 raporuna hoş geldiniz. Evet, haydi bismillah diyerek başlıyoruz. Ezan karşıtlarına, Kur'an karşıtlarına karşı, yeryüzünün mazlumlarına, mağdurlarına, yetimlerine, yoksullarına selam olsun. Haksızlıklar karşısında ses vermeye geldik, hakkı haykırmaya geldik sevgili izleyiciler. Ve ikiyüzlülükleri de ortaya çıkarmaya geldik. Bakın ilk haberimiz o yönde. Ben bekliyorum ki basın konseyi yanına Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni de alsın, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nı da alsın, tek tip gazeteciliğe karşı gazetecilik yazılı bir afiş yaptırsın. 16 Eylül 2015'teki gibi. Turgay Olcayto, Sibel Güneş, Gökhan Küçük otursunlar uzun bir masanın önüne. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Doğan Medya Grubu bünyesinde yer alan bazı haberler nedeniyle ilgililer hakkında terör örgütü propagandası yapmak iddiasıyla soruşturma başlatıldığını kaygı ve endişeyle öğrenmiş bulunuyoruz açıklamasını yaptıkları gibi. Doğan Medya Grubu ifadesini çıkartıp yerine Akit Medya Grubu yazarak kaygı ve endişelerini dile getirsinler. O da bir medya grubu, bu da bir medya grubu. Derdiniz gerçekten basın özgürlüğü ise. Ankara Barosu'nun, CHP'nin, sol çevrelerin örgütlediği suç duyurularına karşı kaygılıyız ve endişeliyiz açıklaması yapsınlar. Tek tip gazeteciliğe karşıyız. Mustafa Kemal'i övenler olabileceği gibi övmeyenler de çıkabilir desinler. Hükümeti eleştirenleri savunduğumuz gibi Mustafa Kemal'i eleştirenleri de savunuruz desinler. Ben bu beklentimi tahayyül edip yazımı hazırlarken illegal basın konseyinin sitesine baktım. Onlar kirli suratlarını çoktan göstermişler. Akit Medya Grubu'na destek vermeyi boş verin, illegal başkanları Pınar Türenç'in imzasıyla Akit TV'yi kınıyorum açıklaması yapmışlar. Gördünüz mü basın özgürlüğünden neyi anladıklarını? Bunlar Hazreti Peygamber'e küfür etmeyi, dindar insanlara küfür etmeyi basın özgürlüğü olarak anlıyorlar. Cumhuriyet Gazetesi Hazreti Peygamber'e küfür içeren karikatürü yayınladığında 5-10 yıl önce değil, bu yılın Şubat ayında Cumhuriyet Gazetesi'ne soruşturma açılmasını vahim gelişmeler olarak değerlendiriyorlar. Basım yayım güvenliğinin tüm medya için sağlanmasını acilen istiyorlar. Bütün kesimleri sağduyuya davet ediyoruz açıklaması yapıyorlar. Ama Akit TV hakaret de içermeyen eleştirel bir haber yapınca bırakın basın özgürlüğüne sahip çıkmayı bir de ellerine taş alıp onlar en öne geçip saldırıyorlar Akit TV'ye. İllegal basın konseyinin, gazeteciler cemiyetinin vesairenin desteğine ihtiyacımız olduğu için mi bunları hatırlatıyorum? Hayır. Onların ikiyüzlülüklerini, azıcık utanmaları kaldıysa kendilerine hatırlatmak için söylüyorum. Bize Allah yeter. Onların açıklamalarına da, desteklerine de, ziyaretlerine de ihtiyacımız yok. Halkı enayi yerine koymasınlar. Küfürlere, en adice hakaret içeren karikatürlere bile basın özgürlüğü diyerek destek verirken zekamızla alay edercesine, nitekim dün akşam saatlerinde ilk neticeyi aldılar. Rütük Akit TV'ye cezayı bastı. Hazreti Peygamber'e küfür içeren yayınları basın özgürlüğü diyerek cezalandırmayan, İslam'a saygısızlıkları düşünce özgürlüğü diyerek hoş gören, amacı İslam'a hakaret olup bunu Osmanlı padişahları üzerinden yapanları sanat eseri gerekçesiyle görmezden gelen Rütük, özellikle de Rütük'teki CHP'li, MHP'li ve de HDP'li üyeler birlik olup Akit TV'yi cezalandırmışlar. Bir başkan seçmek için bir araya gelemeyenler Akit düşmanlığında birleşmişler. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Evet, yine birleştiler. Küfür tek millettir. Boşuna denmemiş gerçekten. İşte haklılığını bir kez daha gördük. Evet, demokrasi diyenler, özgürlük diyenler vesaire vesaire cafcaflı kelimeler kullananların yüzlerindeki maskenin ortaya çıktığı günlerden geçiyoruz. Evet, her daim, hala şu sıralarda bile ben mesela sosyal medya hesabımdan, yeni açtığım Facebook sayfamdan küfür yemeye devam ediyorum. Evet, maalesef. Niye? Çünkü kendi düşüncemi ortaya koydum. Hakaret etmeden kendi düşüncemi ortaya koyduğum için. Ben kimsenin sevdiği birisini sevmek zorunda değilim. Bu dayatma hiç kimseye yapılamaz. Ne ben size yapabilirim, ne siz bana yapabilirsiniz. İşte bunun adı özgürlük. Bu ikiyüzlülükleri çok söyleriz, anlatırız ama şu an 4 raporunda bir konuğumuz var. Kıymetli bir konuğumuz Murat Başaran bizimle, yazar, editör. İngiliz Derviş isimli Mehmet Hasan
Bulut'un yazdığı bir kitap var. O kitabı konuşacağız. O kitabın editörlüğünü yapıyor Murat Başaran. Şimdi bu kitapla ilgili öyle şeyler duyacaksınız ki, evet, o cafcaflı kelimelerle yüzlerine maske takanlar kulaklarını kapatabilir, işlerine gelmeyebilir gerçekleri duymak. Ama çok ilginç gerçekler duyacaksınız. Bu kitabı anlatacak bize Murat Başaran. Osmanlı nasıl tasfiye edildi? Şöyle şok 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 diyelim. Cumhuriyet nasıl kuruldu? Şok 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 belgeler var, bilgiler var duyacağınız. Evet, bir İngiliz derviş Aubrey Herbert kimdir? Ne yapmıştır? Nerelerde bulunmuştur? Onunla ilgili şok edici bilgileri Murat Bey'den dinleyeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Evet, İngiliz derviş. Ben İngiliz dervişe geçmeden önce açıkçası sizin haberinize de konu olan, aslında bu kitaba da konu olan, aslında bizim 100 yılımıza konu olan bir rezilliğin altını çizmekle başlamak istiyorum açıkçası. Türkiye'de duble yollar yapılıyor. Türkiye'de AVM'ler yapılıyor. Türkiye'de kendi uçağımızı yapıyoruz, kendi otomobilimizi yapıyoruz ama özgürlük diye yanıp tutuşanların, insan hakları diye yanıp tutuşanların atladıkları bir şey var. Türkiye'de maalesef özgürlüğüne kavuşturulması gereken tek şey, 100 yıldır tek kişilik bir hücrede, üstelik üzerine deli gömleği giydirilmiş olan tarihimizdir. Biz tarihimizi özgürlüğe kavuşturmadan, üzerindeki örtüyü açmadan hiçbir yere varamayız. Evet, çok güzel. Dolayısıyla şunu net olarak ifade etmek lazım. Geçenlerde çok benzer bir şeyi muhterem Yavuz Bahadıroğlu da anlattı. Çocukluk yıllarında okulda öğretmeni, baş öğretmen olarak ifade etti hatta. Benim zamanımda baş öğretmen kavramı yoktu açıkçası. En çok kimi seviyorsun diye sormuş Yavuz Bahadıroğlu da. O da çok doğal olarak Allah'ı seviyorum demiş. Öğretmenin tepkisi seninle işimiz var çocuk demiş ve epey ağrına gitmiş. Acaba bu öğretmen benimle ne iş görecek diye tedirgin olmuş. Şimdi bu manyakça bir zihniyet. Yani en çok kimi sevip sevemeyeceğimizi bile tespit etmeye yönlendiren zihniyet hiçbir sözlükteki kelimeyle isimlendirilemeyecek bir zihniyet. Benzeri de benim başıma şöyle geldi. Aslında bu kendi bacağına kurşun sıkan bir zihniyet. 1970'lerin başında Adapazarı'nda ilkokul birinci sınıfta, ismi şimdi değişti, o zamanki ismi Donatım İlkokulu, bir 10 Kasım sabahı okulun bahçesinde törenler yapıldı, şiirler, nutuklar vesaire. Sonra bizim sınıfımız sırayla binanın içine girecek. Öğretmen, bizim öğretmenimiz, bizim grubumuzun başına geldi. Çocuklar dedi, yürürken sağda büste doğru bakacaksınız ve üzüleceksiniz. O gün zaten 7 yaşında bir çocuk olarak ben bir şeylerin yanlış gittiğini çok net bir şekilde görebildim ve sorgulamaya başladım. Şimdi bu sorgulamayı yapmayanlar aslında... Ya, sorgulamayı yapabilmek için biraz beyin olması gerekiyor, öyle değil mi? Evet, düşünmediklerinden mi yapmıyorlar? Aydın yerine koyduğumuz, sanatçı yerine koyduğumuz bir hanımefendi çıkıyor Alman televizyonda, diyor ki ben, yani Türk olmak benim suçum değil diyor. Evet, o onu diyebiliyor. Onu diyebiliyor. O zaman bir defa özgürlük oluyor. Muhtemelen Türk değil veya muhtemelen Türklükten nefret ediyor. Muhteşem bir paradoks içindeler. Akıl almaz bir paradoks içindeler. Bizim bir hesaplaşma içine girmek değil derdimiz. Evet. Bu siyah örtüyü, üzeri ahmakça bir örtüyle örtülmüş, hapsedilmiş tarihi özgürlüğüne kavuşturup yolumuza devam etmemiz lazım. Bu kadar basit. Konuşabilmemiz lazım. Ben size bir şey soracağım. Elbette biz hiç kimseyi zorla sevmek veya sevmemek durumunda bırakılamayız. Evet. Görünüşte bırakılsak bile bizim vicdanımız buna isyan eder. O şirktir zaten. Hani bu bir dayatmadır. Allah'lığa soyunmaktır. Aynen. Sen de benim sevdiğimi seveceksin. Şimdi kendi kendime soruyorum ben. Ben gerçekten Fatih Sultan Mehmet Han'ı çok seviyorum. Çocuk yaştaki birikimi, müktesebatı, İstanbul'u fethetmesi. Hadi geçelim, Yavuz Selim ayrı bir muhteşem şahsiyet. İkinci Abdülhamit Han keza öyle. Çok seviyorum. Onların torunu olmaktan gurur duyuyorum falan. Bu benim tercihim. Evet.
Bunlarla ilgili bir koruma kanunu olsa ben bundan alınırım. Evet. Derim ki benim atam, benim çok sevdiğim insan hangi sebeple koruma altına alınmış? İki sebep vardır. Ya yüz kızartıcı bir şeyler vardır ya da yoksa onu korumaya çalışanlar korumaktan acizdir. Biz bu rezilliği kaldırmadan, bu milletin üstünden, bu devletin üstünden ve tarihi özgürlüğüne kavuşturmadan sabahtan akşama kadar hakikaten ileriki zamanlara utanç vesilesi olarak geçecek bu olayları yaşamaya devam ederiz. Evet, inşallah yeni anayasada bu bizi üzen kanunda kaldırılır diyoruz. Yani umudumuz o yönde. Ve bakın bütün şu ana kadar sarf ettiğim cümlelerin hepsi beyinsizler tarafından düşmanlık olarak algılanacak cümleler. Evet. Ermeni uşaklığı bu kadar da hakikaten evet. Yani bir aspirin tabletinin içine sığmayacak kadar düşünce yapısından mahrum. Sadece ilkokul, ortaokul tarih kitaplarıyla beyinleri yıkanmış ve ötesine çıkmayı hiç akıllarına getirmemişler. Ondan sonra çıkıp Türk olmak benim suçum değil diyor. Bir başkası da başörtülü hanımlarla çektirdiği fotoğraf için duvarda ben bu konağın gerçek sahiplerini gördüm, başı açıktı. Burada çalışanları gördüm. Nereden nereye gelmişiz Allah'ım? Senin geldiğin yer şapka takmayı da zorunlu tutuyordu. Eğer kafayla, kafanın üzerindeki bir bez parçasıysa, bir hikayeyse bu. Bunu göremeyecek kadar ebleh bir sanatçı takımımız var bizim. Evet. Allah kurtarsın. Maalesef onları da bize sanatçı diye yutturdular aynen. Bu zamana kadar. Biz de görüyoruz onları. Geçtiğimiz sene otobüste yaşanan dram vardı. 9-5 geçe ayağa kalkmayanın kafasını sıkarız diyen bir bayandı mesela. Bu kadar ileriye gitmişlerdi. Aynı şekilde devam ediyor mesela. Bana bir bayan mesaj attı yine. Size en büyük Türk'ün Atatürk olduğunu öğreteceğiz dedi bana. Mesaj atıyor. Bir bayan diyor. Bunu nasıl öğretecekler? Problem o. Yani bunu eğer delilleriyle ikna ederek öğretebilirlerse hay hay başımızın üzerinde yeri var. Ama bugüne kadar yaptıkları gibi silah zoruyla öğreteceklerse evet. Bunu yapmaları mümkün değil. Sadece sevdikleri insanı küçültürler, başka bir işe yaramaz. Evet, maalesef işte hala devam eden öyle bir süreç var. Dolayısıyla onlar adına üzülüyoruz ama yavaş yavaş da Türkiye gerçek kimliğine kavuşacak, özgürleşecek. Bu ne denir, örümcek kafalardan, yobazlardan arınacak. Bakıyoruz işte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithaf edilen bir diktatör lafı var ama söyledikleri her kelimede diktatör zihniyetine onların sahip olduğu ortaya çıkıyor. İşte 9'u 5'e 5 geçe ayağa kalkmayanın kafasına sıkmak, işte bana yani bunlar bir de üstelik, en büyük Türk'ün Atatürk olduğunu öğretmek. Üstelik pozitivist, bilimci, akılcı insanlar ki aslında sözde çağdaşlar. İlkel paganistlerden hiç farkları yok. Yani puta tapıcılardan hiç farkları yok. Yani şundan utanmaları lazım. Yani belki konuya biraz geç gireceğiz ama. Evet. Hakikaten mesela yine söylüyorum, Fatih Sultan Mehmet'i çok seviyorum. Eğer benim yetkim olsa Fatih Sultan Mehmet'in heykelini yaparım. Ama çok güzel yaparım. 3-5 tane yaparım. Bunlarda o estetik de yok. Bunlarda o sevdiklerini koruma da yok aslında. Aslında o koruma kanunu da bizatihi o şahsı değil, o dönemle ilgili bir takım belgeleri koruduğuna inanıyorum ben. Yani koruma kanunu da Adnan Menderes çıkartıyor ve İnönü'den koruyor. Aslında yani, kimin çıkardığından çok kimin çıkardığından çok hangi şartlarda niye çıkarıldığına bakmak lazım. Evet, mesela evet, biz yani, dolayısıyla kitaba geldiğimizde göreceğiz. Bize ne öğrettiler? Osmanlı İmparatorluğu evet elbette ki yıkılma sürecine girmişti, zayıflamıştı çeşitli sebeplerle. Onun yerine yeni bir devlet kuruldu. Yeni devleti kuranlar bileklerinin gücüyle Anadolu'ya gittiler, halkı örgütlediler, savaşlar kazandılar ve yepyeni bir devlet kurdular. Bu bir yalan. Böyle mi? Değil tabii ki. Osmanlı'yı tasfiye edenlerin, tasfiye memurları yeni devleti İngilizlerin istediği gibi inşa ettiler. O zaman bu başlayalım. Bu kitap bunun belgeleriyle. Evet, o zaman başlayalım birincisinden. Bu İngiliz dervişte kim diye başlayalım o zaman, kitaba ismini veren kişi. Şimdi İngiliz derviş hacimli bir kitap öncelikle. Dolayısıyla kitaptan ancak bazı pasajları sırf insanların merakını celbetmek ve sonra kitaba yöneltmek için yer yer okumak istiyorum. Biz Lawrence'ı daha çok tanıyoruz. Evet, Arabistanlı Lawrence. Evet. Aubrey Herbert...
aynı çağda yaşamış bir İngiliz soylusu ve Osmanlı hinterlandında dolaşmış, İttihat ve Terakki'yi örgütlemiş, milletler arasında fesat çıkarmış veya bir araya getirerek bir takım olaylar tezgahlamış. Mustafa Kemal'le sıkça görüşmüş. Yeri gelmiş Yemen'de ortaya çıkmış. Yeri gelmiş Çanakkale Savaşı sırasında İngilizlerin arasında ortaya çıkmış. Ama o şartlarda da Mustafa Kemal'le görüşmüş. Enteresan bir şekilde Cumhuriyet kurulmadan bir müddet önce ölmüş. Ama aslında ölmemiş, başka bir kimlikle hayatına devam etmiş. Kitabı okuduğunuz zaman net bir şekilde Osmanlı'nın hangi saiklerle ve hangi maceralardan geçerek tasfiye edildiğini, yerine de İngilizlerin arzuları doğrultusunda nasıl bir devlet kurulduğunu, sadece Türkiye değil Orta Doğu'da dahil buna, oraların nasıl şekillendirildiğini anlamak mümkün. Dolayısıyla İngiliz derviş o öldükten ve yeni kimliğiyle hayata başladıktan sonra İslamiyet'in bilhassa dejener olmuş tarikatların arasında dolaşıp dinler arası diyaloğu ve dinlerin birleşmesi konusunda da faaliyet göstermiş. Hakikaten bugüne kadar enteresan bir şekilde de gizli kalmış, yani yeterince tanınmamış bir şahsiyet. Aslında evet, bugüne kadar Mehmet Ali, hiç ismini duymadığımız birisi. Mehmet Hasan Bulut yazarımız enteresan bir cümleyle giriyor. Diyor ki, bu kitabı yazış maksadıyla ilgili olarak, Rosita Forbes adlı bir İngiliz kadın seyyahın kitabında Mustafa Kemal'in Herbert'in evinde yemek yediğini okumamla başladı her şey. Kimdi bu Türkiye'nin Atatürk'ünü evinde ağırlayan İngiliz? Araştırdıkça tarihe olup bitenlerin mekteplerde okutulanlardan çok farklı olduğunu gördüm. Problem zaten bu. Yani neyi okursanız mekteplerde okutulandan farklı olduğunu görüyoruz. Bunun gibi aslında ciltlerce kitap var. Ama bizim okullarda bugüne kadar bize vaaz edilen çerçeve tarih, müfredat tarihi, bize büyük bir resim sunuyor ve kolaylıkla da bunu empoze etmeye çalışıyor. Bunun böyle olmadığını anlatmaya çalışan birçok kitap ise hep olayların bir parçasının öyle olmadığını binlerce delille çok hacimli bir şekilde ele alıyor. Bizim aslında bu tarihi yeniden yazmamız lazım. Hakikaten Osmanlı doğal ömrünü tamamlamıştı. Dünyada her şeyin bir başı ve sonu vardır. Elbette bitecektir. Yerine başka bir şey kurulacaktır. Evet. Ama bu nasıl oldu? Biz Erzurum Kongresi'ni aslını astarını bilmiyoruz. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne geldiğinde kabul etmek istemediler. Benim ilkokuldan aldığım, ortaokuldan aldığım bilgiyle Erzurum Kongresi'nin düzenleyicisi olarak kafamda kalmış. Misal. Siz şimdi bir bina inşa ediyorsunuz. O binanın altındaki bütün tuğlalar dökülüyor arkadaş. Evet. Bunu hala sağından solundan el yordamıyla ayakta tutmaya çalışmak tamamen altında kalmakla ilgili bir sıkıntıya yol açacak. O anlamda İngiliz derviş hacmine rağmen bu çok önemli şahsiyetin etrafında Osmanlı'nın gerçekten nasıl adım adım özellikle de Türk olmayan, özellikle de Yahudi orijinli, Mason bir takım genç aydınları örgütleyerek onlara yaptırılan bir takım olaylarla Osmanlı'nın tasfiyesini ve adım adım yeni Türkiye'nin kuruluşunun nasıl inşa edildiğini tamamı da belgelerle olmak üzere ortaya koyan bir eser. Evet, tamamı belgelerle. Evet. Diyorsunuz, ilginç gerçekten. Şimdiden çok dikkatini çekmiştir izleyicilerimizin. Kitapta Osmanlı tasfiyesinden Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu ve gizli kahramandan bahsediyoruz İngilizler adına. Bugün de hani o yıllarda başlayan süreç herhalde yüzyıllık hesaplaşmayı konuşuyoruz. Türkiye'nin bir yüzyıllık hesaplaşması var. Türkiye'ye ciddi anlamda saldırılar var. Ve aslında bugünü anlamak için o güne geri dönmek gerekiyor. Geri dönmemiz lazım. Bunu da hakikaten hesaplaşma olarak görmeyelim. Yapacak bir şey yok. Bunu artık taraflar kabullensin. Yani Bandırma vapuru çürük bir vapur değildi. Mustafa Kemal kendisi değil, Sultan bunu Vahdettin tarafından... Bunu anlamak çok mu zor? Yani... Boğaz'ı hepimiz İstanbul'da yaşayanlar olarak Boğaz'ı görüyoruz ve İngiliz gemileriyle İngiliz gemilerinin olduğu bir Boğaz'dan öyle bir geminin geçmesinin mümkün olmadığını herhalde
O bölgeyi Boğaz'a gelip giden herkes bilir. Yani görünmeden nasıl geçebilir? Zaten İngilizlerin de riyasetiyle gidiyor, izniyle evet. gidiyor. Bunun belgeleri ortada. Kaçta gitti demenin... Bunun belgeleri var ama hani az çok şu Boğaz'ın kenarına gidip bir çay içmeye giden insan ya şuradan bir gemi görünmeden nasıl geçebilir diye bir düşünse belki farkına varır. Hani ayırdına varır. Mesela, bir de düşman gemileri mesela var. Mesela Mustafa Kemal'in padişahın bu teklifini kabul etmesini geciktirip çıktığı tarihte o sırada İngilizlerin ve pardon Yunanlıların İzmir'e çıkışının enteresan bir şekilde beklenmesi. Samsun'a çıktıktan sonra Havza'da 20 küsür gün kayıp bir zamanda başka bir hadiseyi beklemesi. Bunların hepsi bilinen şeyler. Bu bilinen şeylere göre bizim bunları okuyup geçip ileriye bakmamız lazım. Net bir şekilde. Kimseye söyüp saymadan. Ama gerçeğimizle yüzleşmemiz lazım. Neyse çıksın. Bizim de canımızı acıtacaksa çıksın. Kimin canını acıtacaksa çıksın. Evet, canınızı acıtsa bile adaletten ayrılmayın diyor Rabbimiz. Dolayısıyla ama dişteki çürük gibi bizim Rabbimiz diyor. Ne kadar geç yaparsanız bunun acısı artacak. Bu eninde sonunda çekilecek, eninde sonunda dolgu olacak, eninde sonunda bir kanal tedavisi olacak, bir şey olacak. Bunu yok saymak, ağrı kesiciyle geçiştirmek mümkün değil. Yani bunu kabul edebilmek herhalde yıllarca inandırılan şeyin aslında boş olduğu, bir yalan olduğunu kabul etmek istememe duygusu mudur bu kadar öfkeli yapan? Yani hakaret olsa tamam ama hakaret bile olmayan bir küçücük bir eleştiriye... Buradaki problem şu. Bilmek olabilir mi psikolojide? Yeni Türkiye'nin, yeni kurulan ülkenin, yeni kurulan rejimin menfaatdarları var. Bundan istifade eden bir topluluğu var. Ha 100 sene geçmiş demeyin. Onların çocukları, torunları ve devamı olan insanlar var. Bundan nemalanan bir kitle var. Ülkenin zenginliğinin millete yansımaması düzeni üzerine hayatını devam ettiren bir kitle var. Bunu görüyoruz zaten net bir şekilde. Sesini çıkaranları görüyoruz. İşte bilim diyorlar, çağdaşlık diyorlar. Evet. Rezil bir şekilde paganist tavırlar içinde tapınma törenleri düzenliyorlar. Bir kara önlük giyen bir güruh var. Yani bu eski dönemde bizim attığımız yaşlı başlı insanlar kara önlükler giyerek dolaşıyorlar. Halbuki bizim arzu ettiğimiz şey şu. Mesela ben Mustafa Kemal'in dindar olup olmamasıyla hiç ilgilenmiyorum. Ama net bir şekilde şunu biliyorum. Mesela Yavuz Bülent Bakiler, üstadımız geçenlerde bahsetmişti. Dedi ki Atatürk'le ilgili özel ihtisas sahasıdır. 96. kitabı mı, 97. kitabı mı ne okudum dedi. Yani bunu özellikle Türkiye'de yayınlanan, belki dünyada yayınlanan bütün kitapları takip eden birisi. Ve dedi Türkiye'de Kemalizm hakkında ve Mustafa Kemal hakkında en cahil kitle Kemalistlerdir. Çünkü okumuyorlar, Nutku bile okumamışlar. Şimdi, Cumhuriyet kurulana kadar ki Atatürk, zeki adam, dahiyane siyaset güden adam, hocalarla birlikte hareket eden adam ve daha sonrasında da ben bunu tanımıyorum diyen adam. İfadeleriyle Arap oğlunun yavelerini tercüme ettirip Türk milletine bunun ne mal olduğunu anlatacağım diyen adam. Bu adam dinsiz. Olabilir. Bizi bir dinsiz yönetebilir arkadaşım. Bizi başkalıktan birisi de yönetebilir. Dürüst olduğu sürece. Evet, benim menfaatimi gözettiği sürece bu olabilir. Ama siz inanmayan bir insanı inanıyor göstermekle elinize ne geçecek? Doğu Perinçek'in yayınladığı el yazılarında açık açık dinle ilgili düşünceleri, son dönemdeki düşünceleri aşikar. Ama bizim hala bazı bilim adamlarımız, bazı insanlarımız şöyle dindardı, böyle dindardı. O ona bir şey katmaz ki. Evet. Bu yoz tartışmaları bir kenara bırakmamız lazım. Osmanlı yıkılacaktı, yıkıldı. Yerine bir devlet kurulacaktı, kuruldu. Kurulduğu şartlar içinde de bir yığın sıkıntı yaşandı. Biz Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile bir çalışma yapmaya başlamıştık. Bitirmek henüz nasip olmadı. Osmanlı'nın son dönemi meşrutiyet ve meclis göz önüne alındığında ciddi anlamda çağdaşlarıyla hele kıyaslandığında demokrasinin yaşandığı bir rejimdir. Dolayısıyla yıkılırken Osmanlı demokrat bir rejimle idare ediliyordu. Biz o rejim yıkıldıktan sonra vaaz edilene göre padişahın iki dudağı arasındaki zulümden halkın kendi kendini yönettiği bir refaha kavuştuk. Hayır efendim öyle olmadı. Aslında halkın kendi kendini yönettiği bir sistem yıkıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1950'ye kadar otoriter bir şekilde
diktatöryel bir şekilde yönettiği bir rejime döndük. Bunun adını koymak niye bu kadar zor olsun? Açık oy gizli tasnifleri gördü Türkiye. Evet, bunu konuşalım, geçelim. Ben iyi bir Cumhuriyet Halk Partisi olsun istiyorum mecliste. AK Parti de kendine daha iyi çekil düzen verir, daha performanslı olur. Bu şekilde sürekli saçmalayan, sürekli geriye giden bir muhalefet partisi istemiyorum. Fikirlerim uysun veya uymasın. Bu da benim en tabii hakkım. Evet, Atatürk'ün de ne düşündüğü, kime inandığı beni ilgilendirmiyor. Evet, özellikle benim inandığım gibi inanan bir insansa ekstra bir sempati duyarım. Evet. Ama benim inandığım gibi inanmıyorsa, fakat bana karşı haklarımı savunuyorsa saygı duyarım. Evet, başımın üstünde yeri var, öyle değil mi? Bunu bu kadar ayırt etmek zor mu Allah aşkına? Evet, mesele bu. Yani siz kendi sevdiğinizi seversiniz, ben kendi sevdiğimi severim. Birlikte projeler üretiriz, çalışırız. Aynen. Mesele bu. Ben sizin sevdiğinize hakaret etmem, siz benim sevdiğime hakaret etmezsiniz. Bu ülkede birlikte yaşarız. Mesele bu. Dolayısıyla inşallah bir gün anlarlar. İnşallah, öyle umuyoruz. Allah, gerçi bilmiyorum onlar Allah diyorlar mı? Yani yazdıklarından, ben çoğunun yazdığından öyle bir şey algılamıyorum dolayısıyla. Kitabın içerisine girersek... Bu Aubrey Herbert, yani Osmanlı'ya geliyor, İstanbul'a geliyor. Atatürk Mustafa Kemal'e evinde yemek verdi demişsiniz. Süreci nasıl başlıyor onun? Bu yemek verme hadisesi ilk İngiltere'de kendi evinde oluyor. Ama gerçekten o kadar çok isim, o kadar çok olay, o kadar çok o isimler ve olaylar sebebiyle birbirini etkileyen gelişmeler var ki, bunu hakikaten birkaç cümlede özetlemek mümkün değil. Ancak başta söylediğim gibi, yani bu kitapta Aubrey Herbert'in hayatı bize, ilişkide olduğu insanların tamamı Türkiye'nin yakın tarihinde rol almış insanlar, Osmanlı'nın yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu çizgisini bütün detaylarıyla, İçinde Çanakkale Savaşı olmak kaydıyla, Kutulenmare Savaşı olmak kaydıyla, tanıdığımız bütün isimler geçmek kaydıyla, özellikle de Mustafa Kemal'in kendisi olmak kaydıyla, belgeleriyle ortaya koyan bir kitap. Evet, ya aslında biraz pasajlar okursanız, bir 10 dakikamız kaldı. O 10 dakikada izleyicimize ben, çarpıcı orada sondan başlamak var. İstiyorum. Aslında birçok ajanın yaşadığı bir belki serüven gibi... Herbert de Cumhuriyet'in kurulduğu yılların hemen öncesinde öldüğü iddia ediliyor. Bu sonraki hayatında daha serbest ve belki farklı bir çizgide yaşayabilmek için. Bakın kitapta şöyle bir ifade Kutlar var. Kutlar Vadisi vakası var. Aynen. Yani. Buradan birkaç yüz bölüm vadi çıkar. Evet. Yani. Aslında genç Türklerin İngiliz dostu Herbert ne ölmüş ne öldürülmüş, ne de kendini öldürmüştü. Çünkü bunların hepsi iddia edilmiş o zaman. Sadece Yeşil Abalı'daki Sandy karakterine, yani bir dervişe dönüşmüştü. Şöhretten kurtulmak isteyen Lawrence gibi kimlik değiştirip hayatına John Bennett olarak devam etmişti. Yani Mustafa Kemal'in İngilizlerin kontrolü altında ordu kurmayı teklif ettiği ve ona Samsun vizesini veren, İstanbul'da meclisi mebusağını basıp mebusların Ankara'ya gitmesini sağlayan ve 1920'deki Londra konferansında Türk milliyetçileri ağırlayan İngiliz istihbaratçısı Yüzbaşı Bennett olarak. Herbert karşımıza Yüzbaşı Bennett olarak çıkıyor daha sonraki hayatında. Sonrasında dervişliğe dönüyor ve ortak bir din. Bize çok tanıdık geliyor tabii şimdi bu. Evet, şu an bugün. Genellikle de İslamiyet'in kolay dejenere edilmiş Mevlevilik, Rufailik, Melamilik gibi tarikatlarında dolaşarak benzeri insanların önce Arnavutluk sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Öbrey'in hayatta tutunacak bir hedefi kalmamıştı. Çünkü hayallerini ve görevlerini gerçekleştirmişti ve yeni bir ihtiras için hayatında yeni bir isimle yeni bir sayfa açmıştı. Hayatına bu şekilde devam etmişti. Burada Samsun'a gidişinde de rol aldığını açık bir şekilde görüyoruz. Evet, Samsun'a gidişinde de onun rolü var. Geriye döndüğümüzde enteresan. Çanakkale'de de bir buluşmaları var. Çanakkale'de Mustafa buluşmaları Kemal'le. Var.
Orada da şöyle bir pasaj var, diyor ki iki siper arasındaki ölülerin kokusu ve yaralıların çığlıkları artık dayanılmaz bir hal almıştı. Cesetlerin hastalık yayacağını düşünen Aubrey, ölülerin gömülmesi için bir ateşkes ayarlamayı düşündü. O sırada İngiliz. Tabii İngilizlerin cephesinde. Karşı taraftan Mustafa Kemal ile gizlice buluştu ve bir günlük mütareke ilan etmeye karar verdiler. Ya bu nasıl tesadüftür, değil mi? Çok ilginç. Burası çok ilginç sevgili izleyiciler. Evet. Burayı aslında bir kere daha üzerinde dursak çok iyi olacak. Evet. Çanakkale Savaşı sırasında biz İngilizlerle savaşıyoruz. Karşı tarafta İngilizler, bu tarafta Türkler. Türklerin başında Mustafa Kemal, karşı tarafın içinde Öbrey ve artık o kanlı çatışmalar sırasında ölülerin kokusu, yaralıların çığlıkları vesaire derken bir karmaşa hali. Bu cesetlerin hastalık yayacağı korkusuyla Öbrey diyor ki ölülerin gömülmesi için bir ateşkes ayarlamak lazım. Ve karşı taraftan Mustafa Kemal ile gizlice buluşuyor ve bir günlük sulh ilan ediyorlar. Çok ilginç. İnsanın şimdi, aklına türlü şey geliyor yani. Öbrey ile Mustafa Kemal'in daha önceki ilişkilerini ve sonra gelişecek evet. ilişkilerini bilmediğiniz zaman bu gayet doğal bir şey. Evet, çok doğal gibi geliyor ama öncesi ve sonrası da var. Öbrey aynı zamanda Avam Kamerası'nda üyesidir. 29 Haziran'da bir konuşma yapıyor. Orada o konuşmanın sonuna doğru tabii gerçekten idealist bir adam. Diyor ki ister Anadolu olsun, ister Balkanlar, isterse Şark'ta istediğiniz herhangi bir yer. Bir havaliye, bir İngiliz'i mevzilendirdiğiniz yerde bir vahşetin olma ihtimali bir İngiliz'in olmadığı yerden çok daha az olacağı hakikat olacaktır. Yani diyor ki bir İngiliz mutlaka ilgilendiğimiz bölgede olmalı, bulunmalı. Orada yaşanacak felaketler bizim açımızdan mutlaka daha az olacaktır. Dolayısıyla İngiliz'in olmadığı yer yok gibi bir sonuca da ulaşabiliriz. Evet, yani bunu bir politika olarak sürdürüyorlar yıllardır. Sürdürüyorlar, evet. Sürdürüyorlar ve dolayısıyla buna uygun herhalde her türlü çalışmayı yapıyorlardır bugün. Kendi içimize baktığımızda görüyoruz. Tabii Kurtuluş Savaşı'nda adı geçen birçok kahraman var. Birçok paşa var. O paşaların bazıları hatıratını korkudan yazamamış. Bazıları bizim tarih kitaplarımızda hiç yok. Mesela Ankara'da o paşalar mezarlığında olanlar var ama oraya bir türlü kabul edilmeyenler var. Halbuki Kurtuluş Savaşı denilen ve yeni Türkiye'nin kurulmasına sebep olan savaşlar silsilesinde onunla ilgili de enteresan bilgiler var. Mesela Fransızlarla yaptığımız mücadelenin tamamen düzmece bir mücadele olduğu, diğer taraftan İkinci İnönü Savaşı'nın olmadığı vesaire vesaire. Yunanlıların İngilizler tarafından kullanıldığı aslında bizimle hiç ilişkisi, ilgileri olmadığı vesaire gibi. Bunların hepsi ortaya çıktığı zaman resmi daha büyük görmek mümkün. Evet, çok çarpıcı gerçekler var aslında bilmediğimiz, öyle değil mi? Bizi şaşırtacak. Ve bunları nereye kadar gizleyebiliriz veya yok sayabiliriz? Bilgi çağında bir de. Mümkün değil artık. Mümkün değil. Gerçeklerin apaçık olarak ortaya dökülmesi ve kabullenilmesi gerekiyor. Bu da tabii birilerinin işine gelmiyor. Dolayısıyla o kitabı herkese tavsiye ediyoruz. Kesinlikle. Diyelim İngiliz Gerçekten Derviş kitabını. Gerçekten ben Marcel Yayınları'nın birçok önemli kitabına editörlük yaptım. Benim böyle hediye kitaplar listemdedir. Yayılması için özellikle uğraşıyorum. Evet, elimden bu geliyor ki konuşmamızın başında da söyledim. Biz yarına çok teknolojik binalar, medeni şehirler bırakmaktan öte düzgün bir tarih, her tarafı vuzuğa kavuşmuş ve ona dayanarak da nereye gideceğimizi bildiğimiz bir sonuç bırakmak adına bunu yapmak zorundayız. Tarihi özgürleştirmeliyiz dediniz. Kesinlikle. Gerçekten o harika bir tespitti. Özellikle Türkiye için bu tarihin özgürleşmesi gerekiyor. Bir de günah defteri diye son olarak mutlaka bunu söyleyelim. Beyaz Türklerin günah defteri diye. Bu sizin yazdığınız, İsmail Sefa ile birlikte yazdığınız bir kitap. O bir derleme. Onu da hakikaten... Şunu da gösterelim. Bundan da kısaca birkaç dakika bahsederseniz en azından. Hay. Şimdi yeni Türkiye kurulduğu zaman bir dönüştürme hareketinden çok açıkçası tamamen bir kimliği yok saymak, bir inancı yok saymak ve yerine başka bir şeyi ikame etmek politikası güdülmüş. Bu güdülürken de
Kurucuların yalakaları tabirini kullanacağım çünkü çok yakışıyor. Bizim edebiyat kitaplarında koca koca şairler, yazarlar yahut da aydınlar olarak ismini andığımız isimlerin o dönemdeki gazetelerde ve o dönem yayınlanan kitaplarda dine ve millete karşı ve yeni düzene karşı hangi ifadeleri kullandıklarını insanların görmesini istedik. Bunlar aslında olan şeyler. Kolaylıkla internette de bulunabilir. Bunları biz bir araya getirdik. Fakat şu bağlantıyı kurmak istedik ki, bugün konuşmamızın başındaki Türk olmak suçu benim suçum değil diyen zihniyetin veya başörtülü insanlardan tiksinen zihniyetin ataları orada, çocukları ve torunları hala bugün aydın olarak aramızda dolaşıyorlar. İşte onlar namazdan alerji kapıyorlar, imanetipten nefret ediyorlar. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en demokratik cumhurbaşkanına diktatör diyebiliyorlar. Bu nasıl olabiliyor dediğiniz zaman neticede şu çıkıyor ortaya. Bunlar da bu genetik. Evet, genetikte bir problem var ve menfaat işi var. Bir de menfaat tarafı çıkarlar. Var. İnsafı engelleyen de o menfaat. Evet, maalesef. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, gönlünüze sağlık. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gerçekten verimli oldu bu kitabı. Siz de gösterirseniz izleyicilerimize, en azından kamerayı arkadaşlar. Hangisine doğru? Bir yerde mutlaka karşılaşırlarsa kafalarında hemen şimşek çaksın mutlaka. Ve alsınlar, okusunlar. Bizim tarihimizin özgürleşmesi ifadenizi tekrar bu, edelim. Bu kitabı okuyanın kafasındaki tarih zaten hem özgürleşecek hem hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. O çok iddialı bir laf belki ama bu gerçek. Evet, özgürleşme yolunda bu kitap bir adım sevgili izleyiciler. İngiliz Derviş, mutlaka alın, edinin, okuyun. Ve Beyaz Türklerin genetiğini merak ediyorsanız Günah Defteri, Murat Başar'ın kitabı, onu da yanında mutlaka hemen arkasından okuyun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ayağınıza, gönlünüze sağlık. Sağ olun. Ve sevgili izleyiciler, Ali Asım Ağoğlu ile 4 raporunu böylelikle sonlandırıyoruz. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun.